Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman demokrasiden, cumhuriyetten, haktan, hukuktan, adaletten yanayız. İl Genel Meclisi'nin bugünkü oturumunda Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına gündem dışı söz alan Grup Başkan Vekili Şenol Kılıç, Türkiye'nin gerçek gündeminin ekonomi ve pandemi olduğunu söyledi. İster PKK terör örgütü olsun, ister FETÖ terör örgütü olsun, ister darbeler olsun ve darbe çağrışımı andıran bildirilerle Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilişkilendirerek bundan siyasi rant devşirmeye kimse çalışmasın. Bunlar boş ve beyhude çabalardır. Buradan kimseye ekmek çıkmaz. Bu tip yaklaşımlar ve söylemler aksine ülkenin barışını zedeler. Dolayısıyla da gerginliği arttırır. Onun uzantısı da ekonomik olarak ülkemize zarar verir. Bu 104 anıların gerekçesi ne olursa olsun, bir sefer bu kesinlikle zamansız bir açıklamadır. Bu tıpkı 2007'de Büyük Anıt'ın AK Parti'ye atmış olduğu can simidi gibidir. Dolayısıyla da AK Parti bunu şu an köpürte köpürte kullanmaktadır. Biz de bunun altında art niyet arıyoruz. Ülkenin gerçek gündemi bu değildir. Ülkenin gerçek gündemi işsizliktir. Ekonomideki çöküştür. İnsan hak ve özgürlükleridir. Pandemidir. Biz tuttuk, sağlık çalışanlarımızı alkışlıyorduk. Ama onların haklarını vermedik. O kadar mücadele ettik. Ama gel gelelim 17 bin kişiyi Ankara'da topladık. Bütün Türkiye haritasını kıpkırmızı yaptı. Bu doğru mu yaklaşım mıydı? AK Parti'nin buna ihtiyacı mı vardı? Demek ki ihtiyacı var. Demek ki bu moral ve motivasyona ihtiyacı olduğu için yaptı bunu. Yoksa görmedi mi bu kadar insanın çabasının boşa gideceğini? AK Parti yapmış olduğu kongrelerle maalesef insan canına bir bakıma büyük zararlar vermiştir. Teşekkür ederim.